Bugün iki efsane isim var. Bu isimler değerli konuklarım, iki güzel aşık, yani halk ozanı. Aşık demek, halk ozanı demek, ondan mütevellit yani demek istedim. Çünkü aşıklık geleneğinde tarihler boyunca ozanlarımıza aşık denilmiştir. Aşıklarımıza da ozan denilmiştir. Aşık Arapça anlamı, ozan ise Türkçe anlamıdır. Ne hazindir ki bazı aşık severlerimiz aşığı farklı, ozanı farklı nitelendiriyorlar. Ama gerçek şu, bir tane gerçek var. Aşık, aşık. Arapçadan alınma bir sözcük, onun Türkçe karşılığı ozan. Dolayısıyla halk aşığı ya da halk ozanı diye nitelendirdiğimiz iki canımız, iki ustamız, iki güzel ozanımız bugün bize konuk. Hep birlikte sizlerin gönül evine mihman olduk. Kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen sağ yanımda aşık Muammer Sonkaya, yani Aşık Karayaz mahlasıyla kimlikteki adı Muammer Sonkaya, sazıyla, sözüyle kim olduğunu, neler yaptığını kendi ağzıyla sizlere ithaf edecek. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ha, genelde hitap şeklimiz sanatçılara sayın diye hitap ederiz. Ancak aşıklar söz konusu olduğu zaman iki adı var bu aşıklarımızın. İki anlamda da sormamız icap ediyor. Yani mahlasınız olan Karayağız, evet. Aşık Karayağız diyeceğiz size. Çünkü halk sizi aşıklık geleneğinden dolayı Aşık Karayağız olarak biliyor. Evet. Ama sevgili izleyenlerimize de bir sır verelim. Parantez içinde kimlik adı Muammer Sonkaya'dır. Ama siz Muammer'i unutun, Aşık Karayağız deyin. Öyle tanıyalım bu güzel insanı. Bugün Er Meydanı'nda sevgili izleyenlerimize sizi atıştıracağız. Biz hakem olacağız, gönül hakemi. Kavga edeceksiniz, güreş edeceksiniz. Ancak birbirinizi incitmeyeceksiniz. Doğru mu anladım? Evet, evet, doğrudur. İki atışmamız var sevgili izleyenlerim. Bir yere kaybolmuyorsunuz. Bunun haricinde Muammer Sonkaya ya da Aşık Karayağız kimdir? Ne yapıyor? Ne işlerle uğraşıyor? Kendinizi biraz anlatır mısınız? Ben Adana'nın Fethiye ilçesinin Kızılır köyünde 1966'da dünyaya gelmişim. Çocukluğum orada geçmiştir. Şu anda Adana'da ikamet ediyorum. Şu anda da inşaat işiyle meşgulüm. Mahalle işi yapıyorum. Ara sıra da hobi olarak işte böyle siz değerli insanların böyle davet ettiği zaman oraya icabet ediyoruz, katılıyoruz. Yani sizlere de teşekkür ediyoruz bu yönden. Güzel, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Yavaş yavaş meraklı izleyenlerim. Evet, acaba diğer aşık kim diye merak eden siz saygıdeğer izleyenlerim. Evet, sol yanımda yine hüsnü cemalini gördünüz, güzel bir aşık. Bu güzel aşığın da aşıklık adı Aşık Kidiroğlu. Kimlik adı da Vehbi Soybal. Vehbi Soybal. Sayın aşığım Kidiroğlu. Kidiroğlu kimdir? Ya da aşık Vehbi Soybal kimdir? Ne işle meşgul? Neler yapıyor? Değerli izleyenlerimize söyleyebilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Biz aşıklık deyince mutlaka bir temel vardır. Temelin köşe taşı dediğimiz
Bize de bu aşıklık babamızdan gelen bir güzel bir emanet bize. Fakat biz de tabii ki herhangi bir usta veya bir eğitici olarak değil de kendi çabamızla buraya kadar geldik. Aşıklık geleneğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Kidiroğlu deyince Aradağ'ın Ceritler, Tereli köyünden kopmuş, buram buram kokan, kekik yaylalarından gelmiş bir aşıklık geleneğini sürdürmek için buna özveriyle bağlanan, küçük yaştan beri ilkokuldan bu tarafa şiirler yazan, sazı kendi çapında, kendi kendine öğrenen bir aşıklık hevesi var içimizde. Teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Böyle devam ediyoruz. Peki, bu ara, yani aşıklık haricinde uğraş verdiğiniz başka bir alan var mı meslek olarak? Çok teşekkür ediyorum. Sağlıktan emekliyim. Emekli olduktan sonra çok sevdiğim bir arıcılıkla uğraşıyorum. 65 kovan falan arım var. Aynı Sarışam mevkinde. Orada kullanıyorum, arılarımı yetiştiriyorum. Seviyorum, arıcılığı seviyorum. Buradan bütün arıcı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlara da kolay gelsin diyorum. Güzel bir bahar olması dileğiyle teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Son sorum şu. Sevgili izleyenlerim merak edecek. Kültür Bakanlığı da bizi merak edecek olursa. Siz memuriyet emekliniz olmasa ki emekli oldunuz akabinde sırf karnınız doysun diye, yani ekmeğiniz var olsun diye başka bir iş daha üstlendiniz. O da olmazsa, siz aşıksınız, usta bir aşıksınız, tarihler boyunca nesilden nesile aktarılan ve bizi yönetenler, üniversiteler, aşıklık geleneğimiz, geleneğimizi biz aktarıyoruz. Kitaplar yazıyorlar, tezler hazırlıyorlar, yükselmelerden yararlanıyorlar, sizlerden yararlanıyorlar. Peki, siz aşık olmazsanız acaba bu söz konusu olaylar nasıl olacak? Size kim ekmek verecek? Bizi yönetenler, Kültür Bakanlığı size herhangi bir maaş, bir ödenek tahsis etti mi? Hayır, böyle bir hayır, şey. Hayır, kesinlikle. Böyle bir talebiniz var mı? Hayır, yok. Şu anda yok. Yani aşıklık geleneğini sadece halkınız için yapıyorsunuz. Evet, tabii ki. Tabii ki bizim bu aşıklık geleneği özümüzde olduğu için biz gelecek nesilleri bizim izimizden gelsinler diye biz bu çabayı gösteriyoruz. Güzel. Güzel bir cevap. Ancak bizi duyanlar da bir katkı sunması gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Saygı teşekkür ediyorum. Saygı bizden. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Evet, Sayın Kidiroğlu, teşekkür ediyorum ve hemen tekrar sağ yanında duran, yüreğini masaya vuran aşığımız, taşlamalarıyla da meşhur bir aşığımız Aşık Karayaz. Az evvel aşığımız Kidiroğlu'yla bir muhabbette bulunduk. O muhabbette biraz dozunu sanki kaçırdık gibi. Ancak hakikatlerin dozu kaçsa ne olur, kaçmasa ne olur diye düşünüyoruz. Evet. Siz de aynı durumdasınız. İnşaatta çalışmazsanız ekmeğiniz sazdan gelmez. Doğru mu? Evet, gelmez. Dolayısıyla yetkililerimiz buna eğilmesi lazım diye düşünüyorum. Tabii biz bunları niye biliyoruz? İçindeyiz, yaşıyoruz. Dolayısıyla bölgede aşıkların araştırmacısı olmamız hasabiyle, siz de biliyorsunuz, evet, içindeyiz. Bu nedenle bu tür konulara fazla girmeyeceğiz. İnsanlarımız incinmesin. Biz ne yapacağız? Sazımıza, sözümüze bakacağız. Gönüllere girmeye çalışacağız. Evet. Şimdi bize ne okuyacaksınız? Türkümüz var mı? Var, evet. Kendi eserimizden bir tane başlayalım ilk önce. Tamam. İlk önce kendi eserimizle başlayalım. Ondan sonra atışma yapacak mıyız?
Yaparız, evet. Tamam, tamam. Meydan boştur. Aylara, yıllara bağlarım kardeş. Hadi bakalım. Ayların yılları bağlarım kardeş. Geç yaşta aklar düştü saçıma. Düşünür her gece ağlarım kardeş. Geç yaşta aklar düştü saçıma. Düşünür her gece ağlarım kardeş. Gözlerim akmaz pınarım, pervaneyim dertli dertli dönerim. Kerem gibi aşk uğruna yanarım, şu yanan bağrımı dağlarım kardeş. Kerem gibi aşk uğruna yanarım, şu yanan bağrımı dağlarım kardeş. Hammerim bilmem neye şaşarım, ben de bir insanım beşer şaşarım. Bazen duranırım, bazen taşarım. Bulanık sevgimi çağlarım kardeş. Bazen duranırım, bazen taşarım. Bulanık sevgimi çağlarım kardeş. Evet, Aşık Karayaz, güzel bir eser. Söz müzik kime ait? Bana ait hocam. Çok güzel. Yani söz ve müzik Aşık Karayaz. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum ve hemen sol yanındaki yine güzel bir ustaya Aşık Kediroğlu'na dönüyorum. Aşık Kediroğlu, bize neyi okuyacaksınız? Şimdi sizlere yeni yazmış olduğum bir eserimi, kendi eserimi Benzer isimli eserimi seslendireceğim. İnşallah hoşunuza gider. Buradan bütün seyircilerimize güzel bir şekilde dinlemeler istiyorum. Evet. Size gelsin değerli izleyenlerim, Benzer. Dalgalarda yüzmeye benzer.
Çılgın dalgalarda yüzmeye benzer. Geçmişine roman yazmaya benzer. Çok şeyler sığdırır hayat bezine. Geçmişine roman yazmaya benzer. Uykusuz geceyi sayamazsın ki. Kimseye derdini diyemezsin ki. Ettiğin yemini bozmaya benzer. Kimseye derdini diyemezsin ki. Sağlık Aşık Kidiroğlu bizi derin hülyalara sevk ettiniz, dolayısıyla derin bir hüzne gark ettiniz. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet. Ben de madem sevda türküsü okudunuz, ben de sevgili izleyenlerime bir gönül, yani siz gönlünü anlattınız, biz de diyeceğiz ki bakalım biz gönlünün tarifini nasıl yaptık ve hemen gönül dedik. Gönül gözü ile ona yanarsan, gönül hep yanında var olmak ister. Elindeki gülde yâri anarsan, gönül gül dalında har olmak ister. Gönül ne ten ister ne de bir beden, sırrını vermiştir onu var eden. Canı sarmak için ister bir neden, gönül o yürekte var olmak ister. Gönül yelkovandır, akreple durur. Gahi sever, gahi atar savurur. Seveni özlemle yakar, kavurur. Gönül bir ateşte har olmak ister. Gönül bir
dost ister deruni dilden, dostun muhabbeti güzel her telden. Yar selamı salsa diyarı elden, gönül yar aşkında nar olmak ister. Gönül her zerrede haz verir cana, candaki tevazu karışır kana. Şahlanan arzular yol verir ana, gönül kollarıyla sar olmak ister. Gönül derdi alır, sineye atar. Gamı, kasereti kedere katar. Sakinin verdiği kadehi atar, gönül bülbül gibi zar olmak ister. Gönül bedendeki sevgi ağdır. Mutluluk deminde cennet bağdır. Mansur'un umudu aşkın yağdır. Gönül cennetinde yar olmak ister. Yar olmak ister. Teşekkür ediyorum. Biz de gönlü bu şekilde izah ettik. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de var olun. Güzel gönüllerde yar olun. Birlikte bahtiyar olun. Eyvallah hocam. Elinize baston aldıktan sonra artık zaman geçmiş. Toprağa birlikte yar olun inşallah. Evet. Bu da güzel. Aslında acı ancak bundan daha güzel bir dilek olmaz. Acı ama gerçektir. Acı ama gerçektir. Şimdi ne dedik başta? Anlaştığımız gibi sizleri el meydanına sürmenin vakti geldi değil mi sevgili izleyenler? Bunları bir kapıştıralım. Yani halk arasında atışma dediğimiz hicrisel bir söylemle bunlar atışma yapacak. Ancak kişisel metiyelerle yani övgülerle yazılmış atışmalar vardır konu gereği. Bir de hakikaten birbirini alabildiğine yeren yergi biçimdeki atışmalar vardır. Sert yani. O sertin ötesini de yapanlar var ama biz sertin ötesini yani bıçaklama gibi şeyleri yapmayacağız. Biz orta halli atışma yapacağız, doğru mu? Peki aşıklık geleneğinde atışmayı bu işin erbabı olan, bu işi bilen birileri tarafından verilir. Ben bu konuyu size bırakacağım. Siz ayak vermek ister misiniz? Kim ayak vermek ister? Ben vereyim. Atışmanıza. İlk ayağı kim versin? Ben vereyim. Siz mi vermek evet. istiyorsunuz? Evet. Yani seyirci de verebilir ancak bilirse seyirci verecek. Evet. Aşığın kendisi vermek istiyor. O zaman ayağımız ne olacak? Ayağımızla başlasak olur mu hocam? Ayağımız ne olacak? Dinle sözlerimi ey Kiziroğlu, getiririm düze seni. Evet, yani dinle sözlerimi ey Kiziroğlu, getiririm seni düze seni. Düze seni. Yani düze, üze, söze, göze, yüze ayaklarla bağlayacak. Teşekkür ediyorum. Seni iyi tanı kardeş, gittin yolu bak bağlarım burada saza seni iyi tanı gittin yolu bak bağlarım saza seni Söyleyecek. Ben çok bu işlere, atışmalara çok yakın değilim ama tabii ki sevdiğim Ozan'ın arkasından gitmeyi ben de severim. Tabii ki bir şeyler diyeceğiz mutlaka. Müzik
Derdim ozalım dinledim seni, inan getiririm ben dize seni. İncidip de kırmam senin dalını, yemyeşil çıkarırım ben güze seni. İncitmeden gülleri koklarım, kırmadan çıkarım ben düze seni, ben düze seni, ben düze seni. Bilmem nasıl beslenirsen, bak koltuğa yaslanırsen. Orada burada süslenirsen, benzetiyorum kıza seni. Orada burada süslenirsen, benzetiyorum kıza seni, kıza seni. Batırırım tuza seni. Sen anamdan doğdun da, batırırım tuza seni, batırırım tuza seni. Sararım beze seni.
öze seni. Sakladım ben öze seni. Küçümsün baktım, saklamışım öze seni. Sakladım ben öze seni. Nedir sizin bu derdiniz? Ortalığı siz geldiniz. Sonra da sevgi verdiniz. Kıymetledim yüze seni. Ortalığı siz geldiniz. Sonra da sevgi verdiniz. Gönüllere girdiniz. Reklamları sanatçı dostumuz Mehmet Ali Kocaman'dan dinleyeceğiz. Reklamlar.